Şimdi programımızda bir aileyi konuk ediyoruz. Aileler yarışıyor gibi. Öyle, öyle sayılabilir yani. Onların da her attığı adım bir yarış sayılabilir. Şimdi Türkiye'de bir gelenek var. Eskiden mimarlık dediğimiz müessese böyle aileden aileye, kuşaktan kuşağa geçermiş. Sonra bir öyle bir kesintiye uğramış sanırım bir dönem. Şimdi Arolat ailesi var. Ben hepsiyle ayrı ayrı tanışıyorum. Hepsini de ayrı ayrı seviyorum. Ve benim herhalde son yıllarda gördüğüm en kalabalık mimar aile diyebilirim. Yanılıyor muyum şu anda? Emre Arolat'ı zaten tanıyorsunuz. Elvan Arolat Emre'nin kardeşi. Zeynep Arolat da Emre'nin kızı. Emre ve Elvan'ın anne ve babası da mimar. Elvan da mimar. Emre de mimar. Zeynep sen de mimar oluyorsun. Oldum. Oldun. Oldum. Neyi bitirdin? Pratt Institute Mimarlık Okulu'nu bitirdim 5 senedik. Şimdi burada bir işe başlamıştım. Onu bıraktım. Biraz kendi işlerime odaklanmaya evet. çalışıyorum. Hiç Emre, olmadı bu bizden. Bir şey sormak istiyorum. Bu iç mimarım. İç mimar. Onu vurguluyorum. Ya ailede bir baskı var mıydı anne babadan? Biz mimar olduk, siz de mimar olun diye. İnanılmaz. Yani hepimizin kafasına vura vura bilmiyor. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Evet. Baskı zorlu demeyelim olduk. Ama yani tersine biraz hatta olmamamız yönünde. Yani benim olmamam yönünde. Özellikle annemin bir telkini olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman baskı haline gelmedi. Ama dinlemedik. Yani hiçbirimiz dinlemedik. Sonunda bu koltuğa mimarlar olarak. Elvan sen mimar olmak istiyor muydun? Yok, tek olmak istemediğim şey mimar. Abi nedir bu kadar gibisin hepinizin üzerine? Sen istiyor muydun Zeynep? Ben istiyordum. Başka şeyler de istiyordum ama işte sonunda bu oldu yani günün sonunda. Vallahi aslında. Siz de böyle diyorsanız hepimiz ölelim yani baktığınız zaman. Yok yani olmak isteyip istemeniz değil. Ne olmak istiyordun Emre yani mimar olmayıp var mıydı? Var ben yani otomobil yarışçısı olmak istiyordum. Esas şeyim oydu yani fikrim o yöndeydi. Sonra bir şekilde yani artık ailede sürekli bir ofisin içinde olmaktan dolayı falan... Başka bir şey düşünemez oluyorsun. Yani ben ilkokul ödevlerimin hepsini ofiste yapardım. Ailede hep mimarlık konuşuluyor. Biraz konuşuluyor mu? Hem de nasıl? Bir araya geliyorsunuz, binalar hakkında mı konuşuyorsunuz? Ya bir zaman, projeler hakkında hayır, şimdi artık neredeyse hiç konuşulmuyor. Ama bir dönem yani ben hatırlarım Elvan'la ikimizin evde küçük çocuklar olarak bulunduğumuz dönemde yarışmalara girilirdi. Bir de annemle babam arasında bir çekişme vardı öyle diyelim. Yarışmalarda. Tabii yarışmalarda ikisi ayrı ayrı projeler hazırlarlardı. Sonra bizim mutfak lambrileri vardı. Onların üstüne asılırdı. Böyle karşılıklı geçip vır vır konuşulurdu. Hatta konuşma bazen tartışmaya hatta giderek daha da büyüyen durumlara sebep olabilirdi. Biz de dinlerdik, bakardık yani ne diyorlar acaba. Yani bazen taraf tutardık, bazen tutmazdık. Yani o günleri gayet iyi hatırlıyorum. Elvan sen hatırlıyor musun? Tabii. Bir gerilim olur muydu böyle bir projelerde evet, şeyleri? Hatta ben yani çocuk olarak böyle zaman zaman sıkıldığımı düşünüyordum. Evet, sıkılıp amuda kalkardı Elvan. Ama çok güzel şeylerimiz vardı. Peki ilk çizimleri ne zaman yapmışsınız? Hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Elvan? Valla ben çizim konusunda bayağı kompleksiyimdir yani. Ben hatırlıyorum. O en geç başlarımızda sen. Ben en geç başladım. Sen ilk çizimlerini Kilios'ta yapmıştın öyle hatırlıyorum ben. Ne çizmiştin Emre, Kilios'ta? Annem şikayet etmişti evet. Ya o zamanlardan anlamaları lazımdı aslında benim. Ya Kilios çok küçükken Kilios'a gitmiştik o zaman böyle orada Kilios evleri vardı hatırladığım kadarıyla. O evlerde kalırken bir gün ben eve girdim ve... Evde bayağı bir ciddi bir kokuyla karşılaştım ve duvarlarda resimlerle karşılaştım yani. Neyle çizmiş? Neyse yani, sormuyorum. Kullanmış, boya kullanmış. Doğal, organik doğal, kullan, evet. Kokulu. Mimarlık aileden kuşaklar kuşağa geçen bir şey mi sizce? Yani Emre ne düşünüyorsun mesela? Yani herkes belki bunun bunu çok fazla söylemek istemese de mimarlık aslında gerçekten sermayeye hizmet eden bir meslek. Ve bu biraz da böyle öğrenilen, bilgi, görgü, sezgi üçlüsüyle bir yerlere gelen bir meslek. O tabii ailede mimarlık konuşulunca, mimarlık üzerine pek çok seyahat yapılınca, onların tartışmaları olunca ister istemez bir kulak dolgunluğu, bir yatkınlık oluyor. Yani kabiliyet denen şeye pek fazla inanmıyorum. Onun gelişebilir bir şey olduğunu düşünüyorum ama yatkınlık tabii ki var. O yüzden yani ailede mimar varsa iki şey olabiliyor. Bir, çok etkilenip mimar olmaya karar verebilirsin. İki, mimarlıktan nefret edebilirsin. Bunun ikisi de vardır. Yani var mıdır? Tabii ikisi de bol bol vardır. Sende ne oldu Zeynep?
Yani ben her zaman resim yapıyordum lisede ilk başta. Yani her zaman bir el yatkınlığım vardı. Yani her zaman tasarımın bir şekilde bir içinde olacağını biliyordum. Belki ürün tasarımı okumayı düşünüyordum lisenin ilk başlarında. Ama sonradan mimarlığın bu tür konuların en tepesinde olduğunu anladıktan sonra kesinlikle ben de mimarlık okumaya karar verdim. Peki babanla, teyzenle projeleri tartıştığın oluyor mu? Halam. Halanla, özür dilerim. Oluyor tabii yani. Okul projelerimi çok fazla tartışmıyorduk açıkçası. Çünkü ben biraz kendi alanımda, kendi zamanımda, kendi şeyimde hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Haklısız abi yani. Zaten bence de. Yani haftada iki kere hocayla buluşup zaten iki günde bir projeyi değiştirdiğimiz için hani bir de öyle bizim ukalalıklarımızı çekecek hali yok. Hani öyle yani. Bir zamanım zaten olmuyordu okuldayken açıkçası. Peki sen babanın ya da halanın projelerini eleştirdiğin ya da büyük annenin, büyük babanın projelerini eleştiriyor musun? Eleştirdiğin oluyor mu? Ya eleştirmiyorum diyelim. Eleştiriyor mu Emre? Eleştirmiyorum. Ben iş olarak ya şöyle yani diyor, tasarım olarak yaptıklarını senin beğeniyorum zaten. Senin en çok zaten. Beğendiğin projen şu diyor. Oradan şu anlaşılıyor. Öbürlerini çok fazla da beğenmiyor. Yani öyle bir şey anlaşılıyor. Yani eleştiriyi olumlu yönden yapar gibi yapıyor. Öyle evet. Bir yani şey yoksa var, oturup yani. Hani bir birazcık binayı kadar, hani... Şöyle. Tamam. Birazcık bu kadar. Şöyle okay, daha rahat olsun. Tamam. Evet. Yoksa hani bir binayı öyle hani kritik olmuş, edecek olmamış, bir durumum yok. Halına bir şey yapıyor musun? Hiç yok, mimari. Onun havlularını çok beğeniyorum. Elvan sen havlu mu yapıyorsun bu arada? Ya, evet. Ben boş zamanlarımda. Evet. Boş zamanlarımda. Burada bir proje başlattın havlu biliyorum böyle evet, delikli. Evet. Atınca giriyor şey. Aynen. Aslında abim önceleri ilk yaptığımda çok destekliyordu. Sonraki revizyonda biraz şey yapmadı ama çok güzel kullanıyor ama havluları. Şimdi onu yaratıcı yani. İnsanların böyle bir zor bir aile şimdi. Ailede herkes çok... yaratıcı abi. Herkes kritik yapıyor. Herkes eleştiriyor. Yani alınganlıklar, küslükler oluyor mu ara sıra böyle şeyler? Yok biz hiç öyle şeylerimiz yok. Aile arasında hiç öyle şeylerimiz yok. Çok uyumlu bir aileyiz yani. Peki beraber mesela Elvan'la beraber birkaç proje yaptınız. Evet, mesela doğru. San Regis Oteli'ni beraber yaptınız. İç tasarımını, evet, mimarisini evet. Elvan yaptı. Sanırım Palmarina vardı. Evet, Palmarina Hotel. Palmarina'nın aranızda böyle bir görüş farklılıkları oluyor mu? Ya doğrusunu söylemek bu olmuş, gerekirse bu olmamış diyebiliyor musunuz Elvan'la birbirinize? Birlikte çalıştığımız yaklaşık 2 yıllık bir dönem vardı. Sanıyorum hani bir abi kardeş veya iki kardeşin çalışabileceği en uyumlu şekilde çalıştık. Yani bunun şakası yok. Bunu gerçekten söyleyebilirim. O çok böyle karşılıklı iyi bir relasyondu, iyi bir ilişkiydi. Belki de bir daha hiçbir zaman olmayacak kadar iyiydi. O dönemde sanıyorum biraz tabii Elvan'ın yeniden mesleğe dönmüş olması, benim onunla belki hani bir kardeşten ziyade daha bir işte başka türlü bir hissiyatla da ilgileniyor olmam, o ilişkinin çok güçlü bir ilişki olmasını sağladı. Evet. O böyle ilginç bir dönemdi yani. Sen rahat hissediyor musun Elvan? Yani, abinle çalıştığın zaman. Yani çok çok güzel bir dönemdi. Çalıştığım evet. dönem. Hakikaten artık çalışmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dili geçmiş zaman anlattığınızda göre. Yaşandı bitti yani. O da şey. Evet, evet. Hak etmediğim peki Emre, son zamanlarda senin Sancaklar Camii projesi bayağı ödülleri topluyor. Evet. Değil mi? Evet. Kaç ödül aldı, saydın mı şu anda? Vallahi saymadım ama yani epeyce hani olum şey önemli önemsiz pek çok ödül evet. aldı. Beraber seninle gezmiştik. Doğru. Ben istersen bir dakikalık bir video hazırlayayım. Sen de var mıydın o şeyde? Evet. Evet. Beraber üçümüz gezmiştik. Bir onu izleyelim istersen tabii. Sancaklar Camii'ni. Tabii. Ardından yeni cami projesi var mı onu konuşalım. Olur. Bu caminin ikili bir yapısı var. Bir üstte bu gördüğümüz alanda aslında bir tür böyle seyir alanı gibi de. Şu anda bir üst avludayız. Bu da aslında minare. Camiyi uzaktan seçebilmek üzere konumlanmış olan bir noktada duruyor. Üzerinde bir yazı var. Buranın bir İslam ibadethanesi olduğunun bir işareti. Bu kodda caminin varlığını aslında anlıyoruz buradaki minareyle birlikte ama bir alt koddan da caminin girişi var. Genellikle hep doğal malzemeler var. Su da onlardan bir tanesi. Suyun bir böyle rahatlatıcı etkisi var. Burası caminin ana ibadet alanı. Karşımızda gördüğümüz kıble duvarı, minbere, mihrabın olduğu yer. Emevi camilerindeki gibi safın çoğaltılması amacıyla böyle karesel değil daha uzun bir camidir. Bu yapının tam da buraya özgü olma durumu var. Başka bir yerde tekrar etmeye yönelik tasarlamadık. Evet Emre, şimdi bu bayağı
yankı uyandırdı bence mimarlık dünyasında. Doğru. Alışılmadık doğru. bir şeydi. Hikayesi de çok ilginç yani. İşverenin de hikayesi. Evet, çünkü böyle doğru. bir şey yaptırmak da kolay değil. Doğru. Şimdi Dubai'de yeni bir projem var. Evet. Bu ne? Böyle bir cami mi yapıyorsun? Aslında Ajman'da. Onun yani hikayesi bana ilginç geliyor. Bir gün ben şeyde işte Amerika'da Yale'de hocalık yaptığım dönemde genç bir adam aradı. Çok fazla kendisini tanımıyordum. İsmini hiç bilmediğim birisiydi. Sonradan öğrendim ki işte Ajman'ın yönetici grubundan birisiymiş. Annesini yeni kaybettiğini ve onun çok böyle acılar içinde olduğunu ve bu acıyı iyi bir şey yaparak atmak istediğini söyledi. Beni çok etkiledi bu söylediği ve yani işte bir cami yapmak istiyorum. Bütün dünyadaki camileri araştırdım. Başka da mimarla konuşmak istemiyorum. Lütfen buraya gel dedi. Ben de atladım gittim yani Amerika'dan direkt olarak. Hakikaten böyle tuhaf bir yer. Ajman hiç gitmediğim bir yerdi. Ajman nerede? Ajman Dubai'nin kuzeyinde. Evet. Başka bir emirlik. Yani kendi başına bir emirlik. Çok kötü bir yer. Yani caminin yapılacağı evet. yer kontekst olarak, bağlam olarak böyle arkasında 10-15 hatta 30 katlı apartmanlar var. Ama ön tarafından böyle deniz hafif görünüyor falan. Şeye hiç benzemiyor. Yani sancaklara pek fazla benzemiyor. Evet. Çünkü ben sancakların bir tipoloji oluşturduğunu düşünmüyorum. Tam oranın bir projesiydi. Evet. Bence Ajman da öyle. Ama ikisi arasındaki yegane benzerlik veya ortaklık diyelim. Gerçekten ikisinin de belirli bir yani İslam dininin, İslam felsefesinin belirli bir durumunu işte bir tür tevazuyu, bir tür işte bu son zamanlarda çok zor bulunan bir takım özellikleri içeriyor olması. Ne zaman bitiyor Emre? Yeni başladı. Yani süreç daha yeni başladı. Sanıyorum 2 sene içinde evet. ancak toparlanır. Elvan, New York'ta iş yapmakla Türkiye'de iş yapmak arasındaki fark ne? Sen şu anda mesela en son Hamptons'taki bir evle bayağı bir iyi bir işe imza attın gördüğüm kadarıyla. Evet. Audrey Matlock'u tanışmıştın evet. hatta. Senin de bildiğin bir mimar burada. Onun Hamptons'lardaki evine interior danışman olarak çalıştım. Evet. Ve o ev şu anda evet. architectural review'un 10 tane işte iyi architectural record evlerinden biri seçildi. Çok da iyi bir ekip çalıştı. Epey uzun sürdü ve harika bir müşteriydi. Yani hiç böyle sokakta görsen Williamsburg'da oturuyorlar. Evet. Hamptons'lardaki evi bunlar. Çok şeyler yani çok harika insanlardı ve sanata da çok evet. ehemmiyet veriyorlardı. Burada iş yapmakta mesela müşteri profili, yapılan işin denetimi ya da standartlar farklı mı Türkiye'den? Çok farklı. Ne farkı var? Bir kere her şey çok daha düz burada. Yani satır altını okumak zorunda kalmıyorsunuz. Benim için özellikle evet. mesela böyle temiz hava gibi. Neyse o. Yani evet. Önceden söyleniyor. Parası çoksa parası çok diyorlar. Ya reddediyorlar. Alıyorlarsa da onun karşılığını sizden tek tek istiyorlar. Tek tek yazıyorsunuz ama her şey çok net. Gri alan fazla kalmıyor. İş zaten zor ama insanlar evet. çok daha ne istediklerini daha net söylüyorlar. Ve karşılığını da bir şekilde aynı şekilde verebiliyorlar. O yüzden de çok daha rahat çalışmak. Benim için en azından çok daha rahat oluyor. Evet. Çalışmak. Zeynep sen burada mı kalmayı düşünüyorsun? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Vallahi ben bir süre daha Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Yani aslında bir günde dönüp dönmeyeceğimi de bilmiyorum evet. şu anda. Ama bu yılbaşıyla beraber burada başladığım bir işe, çok kısa süren bir işi bırakıp hazır Türkiye'ye gitmişken bu arkadaşım BNG ekibi sayesinde evet. Ve babamın Dalaman Havalimanı terminalinin bir rastlantısı sayesinde bana havalimanı terminali içinde böyle bir kafe, restoran çalışması evet. işi geldi. Bunu sen mi yaptın şu anda? Ben de bunu evet. yaptım bu yılbaşından beri İstanbul'a gittiğim bir süreçte. 2 Ocak'ta yani müşteriyle toplantı yapıp hani normalde tatile gidiyordum. Evet. Orada kalıp sonra... yani bir süre daha Türkiye'de kalmam gerekti işte bu iş için. Bir ay, 1,5 aylık bir sürede genel konsept tasarım çalışması yapıp bu işi teslim ettim. Şimdi hala uzaktan
süpervizyonu yapıyorum. İşin uygulama kısmına geçtiler artık. Geçen gün Faruk Eczacıbaşı ile bir program yaptım Emre. Dedi ki, ya dedi ben bu Türklerin göç, beyin göçü meselesine artık çok fazla takılmıyorum. Çünkü o kadar küresel bir dünyada yaşıyoruz ki. İnsanların nerede olduğunda çok önemli değil artık yani. İnsanların ürettiği şey önemli. Hı hı. İşte mesela ben de onun üzerine dedim ki ya bakın işte Mithat Bey Nobel kazandığı zaman kimse ya nerede diye demiyor. Bir Türk Nobel kazandı diye şey yapıyor. Siz şimdi Emre burada bir ofis açtınız. Evet. Büyüyorsunuz yavaş yavaş New York'ta. Başka mimarların da geldiğini görüyorum. Evet. Bu bir dünyaya açılım mı? Yani sen ve diğer mimar arkadaşlar New York'tan mı açılıyorsunuz? Burada olmanın avantajı, dezavantajı ne? Neden buraya geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Doğrusu biz yani 3 yıl evvel Londra'da da bir ofis açtık. Yani o ofis böyle biraz koordinasyon ofisi gibi çalışıyordu. Bizim uzak yani Orta Doğu'daki işlerimizin ağırlıklı olarak çok fazla İngiliz danışmanı ve mühendisle çalıştığımız için böyle bir koordinasyon ofisiydi. Şimdi yavaş yavaş Londra'da da iş alır olduk. Ancak yani doğrusunu söylemek gerekirse İstanbul'daki bir miktar böyle tıkanıklık diyelim veya alan daralması diyelim. Bu alan daralması ile birlikte benim önümde iki tane yol vardı. Bunlardan bir tanesi iyice yavaşlatıp yani yeteri kadar bina yaptım. Milyonlarca metrekare tasarladım. Tam bu kadar yeter deyip biraz yavaşlamaktı. Bunu düşünmedim değil itiraf edeyim ki. Ama sonra galiba hani böyle bir tür heves, gençlik şeyi, arzusu. Daha yani işte bildiğimiz... Ölmedik ya daha. Yani daha ölmedik. İşte Miss Van Der Rohe de Amerika'ya geldiğinde 54 yaşındaymış. Bunları falan okuyunca ya gidelim bakalım yani biz de hani... Bir de ailenin büyük kısmı da geldi buraya. Yani biz de deneyelim bakalım dedik. Evet, aslında nasıl peki işler? Şimdi yeni projeler nereden mesela? Ya, çok böyle inanılmaz iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, hiç beklemediğim kadar ilginç bir şey var. Yani bir defa gerçekten Avrupa'nın çok ötesinde Amerika'da Türklerle ilgili bir tür ön yargının olmaması. Hatta Türklerin biraz daha böyle egzotik bir havayla burada bulunuyor olması bence çok yardımcı. Bir de şu var, Elvan'ın söylediklerine ilave olarak söyleyeceğim. İnsanlar burada kimin nereden geldiğini, ne olduğunu, hangi milletten olduğunu değil, ne yapmış olduğunu ve nasıl yapıyor olduğunu önemsiyorlar. Bu bence çok önemli bir şey. Hangi dindensin, hangi millettensin, kimse kimseye bunu sormuyor. Sen ne yaptın, senin başarın nedir veya elinden ne geliyor? Bunu gösterdiğin zaman da bir de ilginç bir şekilde etkilendiklerini belli ediyorlar. Mesela bizde olmaz. Bizde bir müşteri etkilendiğini belli etmez. Çünkü o belli ederse biz ondan çok para isteyeceğiz diye düşünüyorum. Burada ise yani böyle yere göğe koyamıyorlar. Vay nereden biz seni nasıl tanımamışız daha falan diye. İlginç bir şekilde yani şu anda Miami'de bir takım işlerimiz var. New York'ta bir takım işlerimiz var. Ve iyi olacak gibi gözüküyor. Ya şöyle bir şey duydum. Geçen gün yine anlattım. Şimdi Türkler de çok yurt dışında ev almaya başladılar. Doğru. Ve bazı Türk girişimciler mesela bir tanesi Portekiz'de Lisbon'da böyle bir bina yapmış ve direkt Türklere satmış. Evet. Biliyorum. Şimdi Miami'de de öyle hikayeler var tabii, mesela. Tabii, tabii, değil doğru, mi? Böyle doğru, bir ilginç doğru. Bir şey de ekosistem de oluşmaya başladı yani. Türkler alıyor, Türkler yapıyor ama mekanlar artık Türkiye'nin dışında biz, gelişiyor. Biz şeyle Miami'de bir yani Miami'nin en büyük developer işte yatırımcı kuruluşunun CEO'suyla bir toplantı yaptık. Bana %11 oranında Türklerin aldığını söyledi şeyi. Yani Venezuelalılardan, Kübalılardan falan daha fazla Türkler alıyor evet. Şu anda. Bu da önemli bir şey. Elvan, memnun musun? Aile geldi burada birleşti. yeniden böyle bir yeni bir heyecan, yeni bir şey. Yani ben 18 senedir buradayım biliyorsunuz. Evet. Yani epey zaman. Sen bir nevi ev sahibisin. Evet, evet. Sakalım yok söylüyordum. Gelin diyor muydun 18 yıl ben, önce? Tabii yani 18 yıl önce ilk geldiğimde ben de kalacağımı bilmiyordum açıkçası. Ama hasbelkader her şey öyle gelişip kaldıktan sonra bir süre sonra Emre'ye çok söylediğim oldu abime. Yani bayağı söylediğim oldu kendi de söyler herhalde. Annenle babanın tepkileri nasıl? Onlar da gelir mi? Annem aslında hepimizden New Yorkludur. Öyle New York'u mi? En seven evet. Aramızda. Hatta bana ben buraya gelince benim şehrimi çaldın falan der bana dalga geçer. Yani aslında başka türlü durumda olsa belki daha da sık gelir ama yavaş yavaş artık evet. Daha az seyahat ediyor. Gelebildiğinde de geliyor zaten. Yani yine de geliyor. Zeynep,
aile şirketinde mi çalışmak istersin yoksa ya ben gideyim şöyle kafama göre takılayım mı dersin? Nedir İşte şu an biraz yapmaya çalıştığım şey o aslında. Benim arkadaşlarım çalışıyor. O da benim alanıma girdi bu arada. En son gelen o aramızda. Evet. Yani ben Elvan'dan sonra... Gördüğün gibi çok fazla istenen bir durum yok yani. Yani öyle demeyelim tabii. Hayır, bu yaratıcı insanların yani ben bunu çok pozitif bir şey olarak görüyorum. Yani. Üç ayrı yaratıcı insan, beş ayrı yaratıcı insan doğal olarak birbirlerinin sınırlarını çizmek çok zor bunda. Tabii tabii. Yani kolay bu, bir iş değil yani. Yani ne zaman iç içe geçeceğini de bilemeyiz. İsteyiriz yani diye düşünüyorum belki. Hı-hı. Ama biraz zamana ihtiyacımız var ikimizin de. Ben açıkçası Zeynep'in hakikaten biraz sürtünmesinden yanayım yani tabiri caizse. Biraz orada burada bulunmasından. Dünyayı... Burnunu sürtünmesini istiyor musun biraz öyle bir tabir var? O zaten ister istemez olacaktır. Evet. Yani sürterken sürtünür. Başka çare yok. Yani biraz zımpara gerekiyor tabii. Ben de biraz buradaki işte Brooklyn'de özellikle daha böyle yeni, daha küçük belki daha butik tasarımın daha içinde olabileceğim yerlerde çalışmak istiyorum aslında. Evet. Ama şimdi işte böyle arada aslında mezun olduktan sonra kendi yapmak istediğim küçük projeler vardı. Biraz şimdi onlara zaman ayırdığım böyle bir ara dönemdeyim diyebiliriz. Emre zaman zaman böyle Zeynep'in projelerine bakıp içinden ya şurası da şöyle olsa ama ya şimdi dur şimdi bunu da söylemeyelim alınır dediğin oluyor mu? Çok zor bir şey tabii yani epey zor bir şey. Baba yani, olarak bir yandan mimar yani, bir... Ha bir de şöyle bir şey var. Çok hissi bakıyorsun yani ister istemez. Ben bir sürü Zeynep'in yaşında öğrencim var onlara... Zaman zaman ister istemez ağzıma geleni diyeceğim. Hani terbiye sınırlarını aşmadan söylüyorum ama Zeynep'e söylemek benim için daha zor bir şey. Bu kuşkusuz doğru bir şey. Peki çok çok teşekkür ederim. Söylemedi mi? Söyledi mi söylemedi mi? Söylemedi. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu fırsat için. Hayırlı olsun.